Dünyanın belki de en iyi teknolojik ürünlerini üretiyor Japonlar ama dünya kültürüne çok da bir katkıları yok. Akira Kurosawa var tabii ki sinema alanında, bazı ünlü yazarları var. Fakat bu gelişmiş yapılarına ve bu ekonomilerine rağmen dünya kültürüne çok da önemli bir yere sahip değiller ve Japonya'dan gelen ürünler de açıkçası beni çok cezbetmiyor. Küçükken izlemiş olduğumuz o çizgi filmler, Cici Kız, Çiçek Kız, Şeker Kız falan gibi filmlerde benim biraz Japon kültüründen soğumama neden oldu ama mangaların tabii ki bir fan kitlesi var dünya üzerinde, bunu da yadsımamak gerekiyor. Niye Japon kültürü üzerinde duruyoruz? Çünkü birazdan üzerine duracağımız yapım Erased bir Japon filmi, bir Japon dizisi. 2016 yılında gösterime girmiş ve 2016 yılında gösterimi girdikten sonra da oldukça beğenilmiş Japonya'da. Netflix tarafından da şu anda uluslararası alanda beğeniye sunulmuş durumda. Ben geçenlerde Netflix'te gezinirken, kanallar arasında gezinirken Erased'e denk geldim ve izlemeye başladım. Japon filmi sen niye izlemeye başladın diyebilirsiniz. Haklısınız. Zamanda yolculuk konusunu ele aldığını görünce elimde olmadan artık play tuşuna basmış bulundum ve 12 bölümlük bu yapımı izlemeye başladım. Güzel bir seri. Kesinlikle sıkıcı değil, onu söylemekte fayda var ama bir noktadan sonra tabii ki Japonların o mangaların havasını andırmaya başlıyor. Sevenler için bu sevindirici bir haber olabilir ama bazı o uzun planlar, bazı çekimler Japon mangalarını sevmeyenler için rahatsız edici olabiliyor. Isıdara. Okira ya! Kawa-san! なんだよこれ。いらした、サトル。ひなずきが殺される。見ないで。ひなずきと友達になりたいんだ。今からお前のことを誘拐するけどいい。Satoru Fujiniyama isimli bir ana karakterimiz var. Kendisi de bir manga çizeri aynı zamanda. Mütevazı bir hayatı var ve bu Satoru'nun diğer insanlarda olmayan bir özelliği var. 5-10 dakikalık geri dönüşler yapabiliyor zamanda. 5-10 dakika geriye gidebiliyor kendi içerisinde. Aynı kelebek etkisinde olduğu gibi gidiyor ve orada eğer düzeltilmesi gereken bazı hatalar varsa onları düzeltebiliyor Satoru. Fakat ana karakterimiz bir gün eve geldiğinde annesini bıçaklanmış halde, öldürülmüş bir şekilde buluyor. Ve polis ondan şüpheleniyor. Polisten kaçarken tekrar bir zamanda yolculuk yaşıyor fakat bu sefer 10 dakika değil, yıllar öncesine, çocukluğuna gidiyor ve annesini öldüren kişinin aslında yıllar öncesine dayanan bir olaylar zincirinde başlangıcı olduğunu görüyor Satoru ve bu olayları düzeltmeye başlıyor ve bu işin içerisinde tabii ki aşk giriyor, macera giriyor. Güzel, izlenmesi keyifli bir yapım. Son zamanlarda Netflix zaten zamanda yolculuk ve farklı boyutlar konusunda çok dalmış durumda. Stranger Things ile başladı, daha sonra Alman yapımı Dark geldi ve şimdi de Japonya'dan Erased'e, Netflix'te zamanda yolculuk ve farklı boyutlar konusunda bizleri eğlendirmeye devam ediyor. Zaman zaman bazı çekimler gerçekten çok eğlenceli, özellikle kar yağarken yapmış oldukları slow motion çekimler gerçekten de çok eğlenceli, filme, seriye ayrı bir kalite katmış. Güzel bir şekilde ilerliyor fakat 6. 7. bölümden sonra hadi bitsin artık demeye başlıyorsunuz ve final bölümüne geldiğiniz zaman da o 12 bölüm boyunca izlemiş olduğunuz, o merakla beklediğiniz son sizde hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü yine Japonlara has bir şekilde o final bölümü çekilmiş. Yine slow motion bazı hareketler, duygusal bazı gelişmeler ve istediğiniz etkiyi alamıyorsunuz. Ve ben bu 6 saatlik filmi niye izledim ki sorusuyla baş başa kalıyorsunuz. Eğer manga seviyorsanız ilginizi çekemeyecek bir yapım. Zamanla yolculuk seviyorsanız gerçekten bir göz atmanızda fayda var ama zamanla yolculuk alanındaki filmler içerisinde bir klasik olduğunu söylememiz zor. Çok da önermiyorum bu filmi ama çok izleyecek, artık her şeyi izlediyseniz, bitirdiyseniz ve Netflix'te artık çok orijinal bir şeyler arıyorsanız tabii ki Erased'e bakabilirsiniz ama emin olun ki zamanda yolculukla ilgili çok daha güzel yapımlar var benim sizlere önerebileceğim. この時間を失ってたまるか。僕だけだね。